Türkiye'nin pazarlarında herkese merhaba. Merhabalar. Coşkun abi, Yalova'ya gidiyoruz. Yalova, hava güzel. Daha tam sıcak soğuk demiyoruz ama. Güneş var bugün, şanslıyız. Artık yani yılın son ayı, kış gerçek çeyresini göstermedi. Bu şimdi başlıyor ama artık. Hoş biz Bandırma'da biliyorsun, bayağı -2'de aynen, çekim yapmıştık. Aynen. Evet, şimdi neredeyiz biz? Yalova yolu üzerinde, İstanbul Yalova üzerinde Uysallar Şehir'e geldik. Uysallar Şehir'in bir özelliği var. Hayvan dostu bir istasyon burası. Hakikaten onların özellikle bu dönemde ihtiyacı olan mamacıkları burada. Aynen öyle. Bu istasyon inisiyatifiyle yaptıkları bir şey. Ücretsiz gidip sepet var. Oradan kedi ya da köpek için ya da ikisi için. Bir tane alacaksınız tabii. Bir ya da iki tane alabilirler dediler. Bir de tüm Deliktigo ürünlerini, alışverişlerini yapanlara da 1 TL hayvanlar için bağış yapıyor. Yine istasyon inisiyatifi. Yani güzel bir istasyonda güzel bir haberle başladık biz de bugün. Şimdi içeride bir kahvemizi alalım. Ondan sonra pazara gidiyoruz. Çıkarken alacağız değil mi? Unutmayalım, onu alalım mutlaka. Tamam. Evet, kahvelerimizi içtik, hatta Coşku abi içiyor ama Hatice Memiş de beraberiz. Hatice Hanım, fikirler sizden mi çıkıyor? Evet. Mama fikri. Biz de bu şekilde destekledikleri müddetçe elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Tek olması önemli. Ben daha önce görmedim yani can dostlarımıza mama almasını teşvik etmek. Bu bir inisiyatif herhalde. Evet, doğru. Bu da dediğimiz gibi hani bizim yapmış olduğumuz zaman zaman aksiyonlarımız almış olduğumuz, ben geri bildirimlere istinaden yapmış olduğumuz uygulamalar. Çünkü şehrin engellilere yönelik başlattığı kampanya çok önemli. O çok önemli. Ama burada can dostlarımızı özellikle sizde ise ilk ve örnek girişimci olarak bahsediyoruz. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Yukarıdan başlayıp aşağı doğru işte gidiyor. Yani şer yönetimi burada aslında takdir etmek lazım. Engelliler için tabii, yaptığı tabii, çalışmalar, tabii, bağış kampanyaları, bayiler de diyelim. Aynı şekilde bu tip kampanyaları kendi kendilerine de organize ediyor. İnşallah bu güzel örnekleri diğer Türkiye'ye yayılsın. Bütün Türkiye'ye yayarız. Peki Hatice Hanım, buralısınız. Evet. Yalovalı. Evet, doğru. Burada biz pazara gidiyoruz. Ne yapalım sizce? Tavsiye edeceğiniz bir şey evet, var mı? Evet, ne yemek yapalım? Güneyköy'ün hinkal mantısı çok meşhur. Tavuklu diye biliyorum ben. Evet, doğru. Çorbanız meşhur. Özel bir şeydi. Köylü pazarı alt katta, aynı zamanda pazarın muazzam bir yeşilliği vardı. O zaman biz yola çıkalım. Yola çıkıyoruz, pazara gidip alışverişimizi yapıp Hatice sizin Hanım, adınıza yemekler yapacağız. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz Hatice Hanım. Bu tip girişimlerinizin devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum, inşallah. Shell Türkiye'ye, Asil Tane'ye ve MG'ye teşekkür ediyoruz. Evet, haydi pazara. Kampanyalar, kampanyalar, kampanyalar. Meyveleri düşürdü. Düştü. Evet, Yalova'ya geldik. Pazar Park. Gördüğünüz gibi üstü katlı otopark, alt taraf pazar, alt katta da köylü pazarı. Muhteşem. Kompleks. Yalova hakikaten bizim gözde illerimizden biri. Özellikle yeşilinin en termal güzeli. Termal tesisleri. Termal var. Bugün ne yapacağız artık söyle. Vallahi pazara gideceğiz. Alışverişe uygun malzemeleri göreceğiz. Alacağız. Yapacağımız da o Yalova'nın termallerinin bir çorbası olacak. Oo. Evet. Suyu oradan mı alacağız? Tabii ki. Termal çorbası. Tamam. Kış çorbası ama ya bezelye koymak gerekiyor. Bezelye bu zamanın ürünü değil ama onun yerine başka bir şey koyabiliriz. Sen bulursun, belki bir sürü şey var burada. Sen bulacaksın, ben değil. Hadi bakalım, hadi girelim içeri. Hadi kolay gelsin. Yalnız her şey çok güzel değil mi ya? Ben geçerken şöyle baktım. Şu güzelliğe bak ya, bir ucuz da ucuz. İstanbul'dan daha ucuz burası ya. Nasılsınız, iyi misiniz? İstanbul'dan geliyorum, arkadan da ucuz. Bütün pazarı alıyorum abi. Coşkun abi çıldırdı. Hadi ucuzluk, Washington, Washington. Bunlar bölgenin mi, Antalya'nın mı? Antalya. Antalya. Ya baksana, İznik son hafta. Ya bir şey diyeceğim, yani yıl bitiyor. Yeni yıla giriyoruz. Kış geldi. Kış geldi ve domates diyor ki, İznik diyor, içi dışı bir diyor. Tarlada mı bunlar? Yemekte kullanmasak bile alacağız. Baksana bu kadar güzel domates ve alınabilir fiyat. Fiyat neydi? 15. 15. 15. Pembe de 15. Pembe normalde marketler 24 lira. Kuzu ıspanak 15 abi. Vallahi müthiş. Baksana ıspanak güzelliğine. Çok güzel abi. Çok güzel ya. Buraya gelir miyiz? Osman Gazi'den geçersen zaten pazara gelmenin hiçbir anlamı yok. Evini oradan da alsan olur. O köprüyü eklediğin anda zaten her şey uçuyor abi.
Coşkun abi, bizi 1 Ocak'ta izliyorlar. Yani yılın ilk gününde karşılarına biz çıktık. O zaman mutlu yıllar, huzurlu yıllar, i̇yi, güzel yıllar. İyi, mutlu, her şey sağlıklı, her şey ve güzel. Ucuz. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Kısa bir turlayıp keşfettik. Şimdi biz burada ne yapacağız? Ne alayım ben? Abi önce kabak alacağız. Kapya biber. Kabağın kilosu ne kadar? 18. Abi sen bize güzelden böyle yarım kilo ver. Diri biber alacağız bir köyden. Kapya yok mu kapya? Kapya yok abi. 5 lira. Kabağımızı aldık. Şurada kapya biber gördün mü? Murat acı da atalım bir tane içine diyor. Atarız. Vallahi cesaretli adam, helal olsun. Kapya biber 35 lira. 2 tane yeter bundan. Aynen. Bir tane de yeter. Büyükmüş Coşkun abi. Tamam, bir tane alalım. 3,5 lira falan herhalde bu. Yo, daha fazladır. Bir biber tarttırıyoruz. Abi 100 lira, 3,5 lira. 3,5 bildim. Ben 3,5 lira tutar dedim bu. 3,25 var, olmaz mı? Hayırlı işler. İndirim. Ama dur, dolmalık biber de alacağız zaten. 2 lira da bu geldi. 2, dur. Acısından var, bu acı mı? Bu acı. Ondan da bir tane. Bak, ilk kez programı enflasyona uygun hale getirdik. Evet, şimdi tane tane alıyoruz, tane. Hayırlı işler. Şurada galiba maydanoz falan var abi. Dereotu alacağız, dereotu. Mantar koyalım mı? Sen bilirsin abi, istersen koyalım. Güzel olur mantar. Bize böyle bir 250 gram mantar rica etsek. Yeter o kadara. Ne kadar? 10 lira. Geçen yaz kilosunu alırdık bu fiyata değil mi? Aynen. Havuç alacağız. YouTube. Türkiye'nin pazarları. Dereotu alacağız abi de. Al abi de maydanoz. Ne kadar abi? 10 lira yeter. Termal su nereden bulacağız abi ya? Coşkun abi. Evet. Ne fark var? Afyon diye hepsi ama biri küçük, biri büyük. Biz bir tane büyük alalım o zaman. Büyük seçim. İki tane soğan. Bir tane patates. Bir tane patates yeter. Limon da var. Ha, limon da alalım. Kaç limon? İki limon. İki tane limon. İki de limon. Nedir borcumuz? 20. Abi 20 nasıl oluyor ya? 7,5-8 lira göre büyükler abi. 8 lira büyük patates. Bir patatese 8 lira verdik. Evet, bir patates 8 liraysa biz iyi olduk. Sırtımızda küfe. Televiz nerede abim? Bir tane alıyoruz abim. Valla beğendin al abi. Şunu aldım. Bakalım. 7,5 lira bir tane kereviz. Coşkun abi, sen şimdi evleniyor olsan ben sana bundan takardım bir tane. Evet, damadın amcasından bir kereviz. Böyle bak, buraya iğneleyeceğim. Evet. Sen böyle dur abi. Bir kereviz 7,5 lira. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler. Bir tane sarımsak alacak abi, kaç para? 6 lira. Bir baş sarımsak 6 lira. Buyurunuz. Coşkun abi, tane tane aldık da bu kadar. Taneyle almasa, eski usul alsak böyle var ya. Yumurta alacağız. Taze organik, tane 2,75. 5 lira, 5 lira, 2 tanesi 5 lira hadi. Şundan 2 tane alacağım. Vay süper, bak işte bu. Vallahi kırardım onu, iyi ki böyle yaptın. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Evet, şimdi Yalova Pazarı'nın bir fotoğraflarını çekelim. Bir de hızlıca bir tur atalım Coşkun abi çayını içerken. Haydi. Üf, turşulara bak. Şuradan köyden tazecik. Lahana mı? Lahana. Bir numara. Ben mi? Organik tarım. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Evet, kendi ürünlerimiz hepsi. Tarladan? Evet, kendi imalatımız, seralarımız var. Yetiştiriyoruz. Ne güzel. Cumartesi Yalova'nın en büyük pazarı. Yani yıllardan süre gelen bir kültür var burada, pazar kültürü var. İnsanlar giyinir, süslenirdi eskiden böyle, pazara alışveriş yapmaya gelirdi. 70 yaşında gibi anlatıyorsun. Hayır, ya, helal bize, olsun. Bize bunlar, biz burada büyüdük işte, biz de bu kültürün içinde büyüdük. Ne güzel, devam ettiriyorsunuz. Babadan, dededen kalan bir sistem böyle. Meslek. Beraber. Mesleğimiz bu yani. Aa, hayırlı işler. Teşekkürler. Markette 20 milyon bu elma. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seçi. Düştü. Yükselince nasıl çıkarıyorsun? Yükselince sesimi çıkarmıyorum. Çaktırmıyorum. Küçük emrah. Düşür fiyatları. Düştü abi. Çok iyi. Meyveleri düşürdü. Mandalina'ya sevgini göstermişsin burada. Kampanyalar devam ediyor. Arkadaşlar. Bu ne?
nedir? Lahana, kara lahana. Coşkun abi, şahane bir yere geldik. Alesta sitesi diye bir yer. Yalova'da Marmara Denizi'nin kıyısında, Körfez'in girişinde çok güzel bir mekandayız. Vallahi bir kumsal, karşımızda gemiler, onun arkasında göremediğimiz İstanbul. Evet, göremediğimiz sanki İstanbul daha güzel böyle buradan. Normalde hava çok berrak işte. Olduğu zaman bayağı yağmur gözüküyor. Sonrası iyi gözüküyor. Şu anda Yalova'dayız. Yalova malum İstanbul'un bir ilçesiydi. Bundan birkaç yıl öncesine kadar ama... Karşı komşusu şu anda. Şu anda karşı komşusu. Yani geçmişte düşünebiliyor musunuz? Plakası aynı, telefon numarası aynı. Ama birkaç saatlik yolculukla karşı yakaya geçiyorduk. Ama yöresel lezzetleri var buranın da kendine. Çok özgün lezzetleri var ama bugün yapacağımız tam da yeni yıla özgün bir çorba. Ha doğru. Bir de böyle bir şey var. Bak geldiğimiz yerde bu Alesta sitesinde... Güzel bir de yeni yıl ağacı yapılmış. Bu videoyu da akşam siz 1 Ocak'ta izlediğiniz için iyi yıllar, mutlu yıllar diyelim. Mutlu yıllar, özel sağlıklı yıllar, bereketli yıllar, ucuz yıllar. Çünkü her şey malum. Pazardaydık az önce. Fiyatları görünce yani şu patatese verdiğimiz para ne biliyor musunuz? 8 lira. Yani taneyle aldık. Avrupalıları şu anda taklit etmeye başladık. Onlar da tane tane alırlardı. Şimdi yemeğimiz ne biliyor musunuz? Yalova termal çorbası. Niye termal? Bu bölge malum. Jeolojik hareketliliğin fazla olduğu yer. Depremi de unutmadık. Yani 17 Ağustos depremi. Aynen. Unutamayacağımız olaylarımızdan biri. İnsanlık tarihi için önemli ama herkes o dersi aldı mı bilemiyorum. İnşallah deprem olmaz. Depremle sınamayalım bir daha. Depremle sınamayalım ama biz, Allah bize akıl verdi. Akılda bilim, vicdan, hukuk, bütün bu olgular olduğu süre içinde bilimle buluştuğu zaman depremde bir şey olmaz diyoruz ama birileri eksiltirse hukuku, diğerleri vicdansızlığını ön plana çıkarırsa, bilme değil de farklı şeylere inanırsak ne yazık ki o depremler, doğal afetler her zaman olduğu gibi. Hayatın her alanında depremle karşılaşırız. Aynen. Şu anda bizim tabii konumuz, tekrar söylüyorum, 17 Ağustos'u unutmadık. Yalova bizim için çok önemli. Yalova'nın çok özgün bir çorbasını yapacağız. 1 Ocak çorbası olsun bunun ismi. Evet, dediğin doğru aslında. Yılbaşı, çünkü yeni yıl çorbası. Yani benim bildiğim geleneksel Yalova'nın o tarifinde, yani burada geleneksel yapılanda bezelye konması gerekiyor. Şimdi bezelyenin zamanı değil. Gerçi diyeceksin ki abi biberin de zamanı değil. Ne diyeyim sana? Patatesin her zaman zamanı, mantarın zamanı, kereviz tam zamanı. Ama içinde bezelye olmadığı için onu biz mantarla telafi edeceğiz. Kerevizin yaprakları dahil atılmadı. Hiçbirini atmadık. Her şeyi kullanacağız. Bu çorbanın özelliği, vallahi birazdan yediğin zaman gidiyor. Bol vitaminli. Sütlü en başta. Sütlü bir çorba. Yani protein de var, karbonhidrat var ve dönemin et de var, et suyu da var. Artı asil tane var. Baş köşede duruyor. Çünkü zeytinyağı. Ben hemen fazla konuşmadan öncelikle ne diyorum sana? Bir önce şeyi söyleyelim. Biz eti uzun sürüyor diye kaynattık önceden. Evet, sağ olsun. Kavanozda duruyor. Onun suyunu da kullanacağız. Mikserimi açayım ben o zaman. Geliyor evet. Bildiğim kadarıyla mikserlik malzeme. Ama dikkat et Coşkun abi. Kızılay bıçak, jilet. Çok acıktım bugün ya. Bol bol çorba içeriz. Ekmek almadık ama hiç. Ya boş ver, sen şunu soy. Küçük bıçağı da veriyorum. İçine doğra. Doğra. Ben de şu anda hemen patatesi soymaya başlıyorum. Patates tam kumpirlik. Nedense büyük patates seçmişsin. Ben seçmedim abi. Türkiye'nin pazarlarında bazen pazarcı kardeşlerimizin bize işte ne diyeyim. Aa, kedimiz de geldi. Merhabalar. Gözüm yandı oradan bile ya. Yine duygusal bir soğan çalışması. Evet. Allah. Yakaladım. Mükemmel bir şey ya. İcatlar önemli. Şimdi tencereye yağ mı önce kızdıracağız? Önce tencerede asil tanemizi bir parmaktan aşağı olsun. Az ya. Yani. Az olsun. Onun içine önce soğanı biraz sotele. Soğanlarımızı. Bu yapanlar, böyle bir şey yapan niye çift tekrar yapar? Soğanlarımızı. Kameraman bir daha yapıyordur, öğretmen ses kalıyordur. Montaj. Yok, bence öğretmenlik böyle gibi hani. Onlar hep tekrarlardı ya. Ege'de dağlar denize diye başlar, sonra Ege'de dağlar denize diye bir daha. Bu soğanlarla beraber şimdi kereviz sapı mı sokacağız bunun içine? Evet, o kereviz saplarıyla soğanı bir güzel kavuracaksın. Dur, mikserden geçireceğim mi? Tabii. Çok küçülmez mi ya bunun için? Biraz daha iyi olur.
Unutma ki patateslerimiz de var. Hadi bakalım ne olacak. Türkiye'nin pazarlarında ocak yanar. Ben mantar da doğruyorum. Onları ne zaman koyacağım? Önce patatesleri koyacağız. Acaba önce yağ kızdırdıktan sonra soğanları için atsaydık? Öyle olması gerekirdi ama neyse, acemiliğine veriyoruz. Abi bana niye atıyorsun suçu? Sen diyorsun ki onu dök, bunu dök, onu at. Yo, ben önce unu kavur diyecektim ama Murat devreye girdi. İşte bir tencerenin kaç tane kocası karısı var işte böyle. Herkes bir ayrı telden konuşuyor burada. Neyse ya, sonuçta buluşuruz, hepsini buluşuruz. Ve sonuçta iyi de olsa kötü de olsa biz yiyeceğiz bunu. Siz doğru yapın. Tuz dökeyim mi bunun içine? Şu anda koyma, hayır. Tuz sonra. Ama var ya, ekmek olsa şu an ben bu soğanlı, kereviz saplı şeye... Sen bayağı taktın ekmeğe. Çok acıktım abi ben ya. Vallahi tansiyonum düştü. Bir an evvel pişmesi lazım bu yemeğin. Gerçekten ekmekli böyle, bunu ekmeğin üstüne sürüye. Bizim genelde her yaptığımızda aslında bunlar böyle olmuyor. Ya nasıl yaptılar falan, böyle herkes bir endişeyle seyrediyor. Biz çapur çapur yiyoruz vallahi. Bittiğinde nasıl güzel oluyor. Sevgimizi çok katıyoruz herhalde, ondan mı oluyor? Aynen. Burada çöp torbamız nerede? Çöp torbamız, güzel soru. Bir tane bulayım geleyim. Çok oyalama Coşkun abi beni, bak burası cızırdıyor. Nefis koktu kereviz yapraklı soğan karışımımız. Asil tane ile buluştu. Ama farkında mısın? Biz artık zeytinyağı demiyoruz, asil tane diyoruz. Bu seneki rekolte muhteşem. Aynen. Yani ilaç gibi içiyorum, biliyor musun? İlaç, ilaç. Her şeyin üstüne, özellikle kahvaltıda var ya, direkt döke döke. Peynirin üstüne bile asil taneyi döküp yiyorum ha. En doğrusunu yapıyorsun. Çok lezzetli oluyor. Ama sabahleyin bir de ilaç gibi iç. O var ya, bizim erken hasat. Krometre şişelediğimiz var ya. Hızlı hızlı. Soğuk zincir. Abi Fransa'dan ödül aldı işte, Paris'ten. Ödülle döndü artık. Şampiyon bir zeytinyağımız var. Ya bu sene Türkiye için de iyi. Zeytinyağı gerçekten iyi ama asil tanenin gösterdiği eforu bekliyoruz bütün zeytin üreticilerinden. Of. Böyle hani soğanlar pembeleşene kadar diye. Öyle bir durumumuz var mı bizim? Ama oldu mu? Yeşil, içinde kereviz yapraklar var. Pembe olup olmadığını anlamadım. Yeşilleşti bu böyle. Ya çok güzel. Şimdi sana vereceğim patatesi koy. Bir detay çekebilir miyiz? Sen kameranın üstünden bak bir de çaktırmadan, bu olmuş mu? Olmuş abi, at patatesleri yanacak. Ver patatesleri, olmuş abi. Patateslerimizi. Türk kerevizleri. Kerevizleri yolluyorum. Soğan, zeytinyağı, kereviz sapı ve patates buluştu. Nişenin kostümü falan lazım artık. Ya boş verin Michelin'i. Bizim esnaf lokantası. Michelin mi, Michelin mi? Michelin. Fransızlar mı bulmuş? Fransızlar. Üstelik Michelin, yani lastik firması. Havucu da atacağız değil mi burada şimdi? Tabii tabii. Ya şunu yiyeyim ben ya? Al. Şekerin azaldı galiba. Açım ben, açım. Havuç, mavuç ne var artık? Vallahi ben havucu böyle çok severim. Yıkarken itiraf ediyorum. Kereviz sapını bile yemeyi denedim. Acı geldi biraz. Kütür kütür böyle, ulan dedim güzel benziyor. Böyle atayım, Allah dedim böyle. Atayım mı havuçları? At at. Yalnız şahane bir şey oluyor ha. Biz bu tencereyi de bitirir gideriz buradan ha. Aha, acı geliyor, acı biber. Anam anam anam. Atıyorum onları da. Onları da at. Şimdi kabak. Resmen hop dediksin. Şey gibi, Asterix hop dediksin var ya böyle. Kazanın başında böyle. Karıştırıyor onun gibi. Güç iktiri. Olağanüstü güce sahip olmak isteyenler buyursunlar diyor. İşte bu çorbadan içecekler. Hop dediksin. Çocukluğunda düştüğü için o kazana. Biraz fazla güçlü oldu. Fazla güçlü. Ne güzel hikayedir o, ben bayılırım. Galyalılar geliyoruz. Sana kabakları da gönderiyorum. Bir sıralama yaptık. En zor pişen en önce. Abi kapya biberi arttıysa yiyebilir miyim? Afiyetler olsun. Güzelmiş ama. Gerçekten full sebzeyle beslendiğim bir gün geçiriyorum. Bir de bir kabak vereyim mi? Hiçbir yerini ziyan etmedim kapyanın, görüyor musun? Bir kapya gitti değil mi? Şu kabak parçalarını da alalım. Al. Mantarı da al. Onu da dök. Hepsini al, bir güzel kavur. Var ya, gerçekten vitamin bombası bir şey yaptık ha. Bence bir şey daha buna eklenebilirmiş. Yok bizde ama. Ne o? Ekşi elma. Vallahi bravo sana. Şimdi onu iyice de kavur. Mantıklı söyledim değil mi? Muhteşem. Senin öğrendin bak, senin kafa böyle çalışıyor. Şimdi birazcık şey koy, biraz tuz koy. Tuz. Hı-hı. Başka baharat? Karabiber. Hafif acı yaptık galiba abi. İyi. Karıştırayım şimdi değil mi onları? Karıştır, bir sürede kapağını koy. Biraz su bırakacak. Öğrendiğim şeyleri de unutmuyorum. Soldan sağa böyle çevirmeli. Alttan üstte. Ya hakikaten çok güzel gözüküyor ya.
Ben mesela taneli yemeği, böyle çorbayı daha çok seviyorum. Sumak ister mi bu? Yok, sumak koyma gerek yok. Limon koyacağız çünkü. Ekşiteceğiz. Kapatayım mı birazcık? Biraz kapat. Gerçekten şahane bir şey oldu. Yaparken yükseliyorsam güzel oluyor yemek. Ben yükseldim şahsen. Allah. Ya biber ye bak, güzel. Nasıl? Kütür kütür. Suçuna ortak ettin beni. Sarımsak sarımsağa yapışmış. İçindeki zarı çıkarmaya çalışıyorum. Ben Taşköprü sarımsağına ayrılacağını birbirinden öğrendim. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Bak. Kastamonu bölümü yaptık Şenay'a. Orada satan adam anlattı. İçi kızıl kızıl olacak dedi. Çinliler geldiler önce, bir sarımsak uzmanı gönderdiler buraya. Türkiye'nin sarımsak tüketim haritasını çıkarttılar. Türkiye sarımsak ithalatçısı oldu. Kendi sarımsağı varken. Üstelik bizde Tunceli bölgesinde dünyada eşi benzeri olmayan bir endemik sarımsak var. Tek diş. Of, nasıl güzel kokuyor. Şimdi. Coşkun abi çok acayip bir şey yaptık ha. Muhteşem olacak. Şu an bizi 1 Ocak sabahı, yılbaşı bitmiş, yeni yıla girilmiş. Bizi izliyorlar. Adamlar diyecek ki ulen dün akşam o kadar yedik. Şimdi bir daha canım. Şimdi yemek. Senden küçük ricalarım var. Evet abi. Biz biliyorsun israf karşıtıyız ya. Evet. Her şeyin de temizlenmesi gerekiyor. Her şeyin değerlendirilmesi gerekiyor. Ne yiyeyim abi? Yemeyeceksin. Et suyumuz var bizim daha önce hazırladığımız. Onu koyma. Et suyunu bunun içinde gezdir. Onu o sarımsağı, diğer baharatları alsın. O zenginleşmiş et suyunu birazdan koyacağız. Etleri çıkaracağız mı onun içinden artık? Etleri çıkaracağız. Bak sen bana eti ver. O zaman ben kavanozu sana vereyim, sen eti içinden çıkart, kavanozu bana ver. 250 gram mı etimiz var bizim şimdi buna koyacağımız? Bonfile olmasına özen gösterdik ama bonfile biraz tuzlu, yani pahalı. İşte az et, bol suyu. Dana bonfile, al sana şunu. Bence Coşkun abi, veganlar için, vejetaryenler için bu sahneye kadarki kısmı ayrı bir kısım olsun. Beni göstermeyeceksin mesela şu anda, değil mi? Ya senin olduğun, senin görüntün şu an yok. Sen de bugünden itibaren vegan oluyorsun. Ben öyle vegan arkadaşlar için söyledim. Ben nebati oldum dedin. Ben hepsini yedim yani sebzelerin de. Yani nebatilik nereden geliyor peki? Abi gözümdeki ışıktan. Unu peki neyle karıştırıp kavuracağım böyle? Unu öyle çıkmaz. Onu zeytinyağla, zeytinyağla. Zeytinyağını koyacaksın. Zeytinyağı kızacak. Onu dökeceksin şu unu. Yumurtayı ne zaman koyacağım? Yumurta en son. O terbiye bölümünde olacak. Terbiye? Evet. Şunun içine baksana. Suyu var mı halen içinde? Çok az var. Bitmek üzere. Asil tane diyelim. Zeytinyağımızı aldık bir tavaya. Evet, bu ilk terbiyemiz oluyor. Şimdi onu kızdırırken unu koyup unu böyle güzel helva yapar gibi kavuracağız. Bir gün de helva yapsak ya. Hiç tatlı yapmıyoruz biz. Hep yaparız. Böyle yemek yapıyoruz ya. Önce kavur onu. Sonra şu unu. Kavurayım, bir yağ var orada. Bir şey yok çalışıyor. Şunu unu kavur. Cızırdasın da mı? Cızırdasın. Şimdi o unu helva yapar gibi karıştır. Un koyulaşacak. Bayağı helva gibi olacak. İyice ne böyle, yani artık bulamaç gibi oldu. Renk değiştirecek un. Şimdi bu et suyunun bir kısmını oraya boşalt. Ne kadar acaba? Boşalt. Harika, çok güzel. Coşku abi, şimdi yılbaşını geçirdi insanlar. Başları biraz ağrıyor, kendilerini iyi hissetmiyorlar. Bu iyi gelir mi onlara? Şu andaki hali değil ama içine sarımsak konmuş hali iyi gelir. Sarımsağın bir özelliği var. Antiseptik. O bir takım minerallerle buluştuğu zaman rahatlatıcı etkisi. Taşlar yerine oturuyor. Tansiyonu dengeliyor. Tansiyon dediğimiz işte o baş ağrısını yapan dolaşım bozukluğu. Yani alkolün genişlettiği damarlar daralıyor. Daralmaya başlayınca baş ağrısı beyni zonklattırıyor böyle. Ama onun tedavisi, evet, çok güzel oldu. Çok güzel oluyor. Bravo. Çorba terbiyelemenin bir yoludur bu. Onu of, aldık. Of. Yalnız var ya, kendimi master chef gibi hissediyorum. Evet, hadi hemen getir bakalım, kapağını aç. Hiç hava atma fırsatı vermiyorsun usta. Bravo. Bütün sarımsağı da bak neredeyse aldık. Harika. Şu andaki haliyle yılbaşı için, yani sabaha karşı 5'te kendine gelmek isteyenler bu çorbayı içebilirler. İsterseler içlerine güzel et de koyabilirler, tavuk koyabilirler. İşkembe tabii ki bu işin babası. İşte. Paça bu işin sülalesi. Yalnız işkembeye de bayılırım. Ben de bayılırım. Evet, kapağını açıyorsun. Daha bu biraz daha tıkırdasın bence. Bence iyi. Bence çünkü çok kaynayacak. Bence sen bunu boşalt. Bunu bunun içine döküyorum. Evet. Evet. Allah! Bu sabah sıcaktı ya, nasıl dökeceğim? Ah, ya nerede o eller, o güçlü eller? Demircide çalışmıyorum ki abi ben. Demirciye de gideceğiz yakında. Onun demirci işte, ustası var. Ben değilim. Ben gazeteciyim.
Harika işte şu var ya. En güzel andı. Of. Evet şimdi hemen karıştırmaya başlıyorsun. Ne zaman süt yiyeceğiz? Biraz önce karıştır bunu. İkinci bir bölüm var. Etleri atacağız. Evet. Naklet abi buraya. Hiç yok bak sende de hiç sol yok. Bende hiç sağ yok. Yo ben dengelerim merak etme. Düşünebiliyor musun? Şöyle bir gözlem sonucu buhar makinesi çıkıyor ortaya. Ve tabii, lokomotif. Tabii öncelikle düdükten içeri. Çünkü buharın o kaldırma gücü var ya, o güç var ya. Onu ben neye dönüştürürüm demiş adam. Birincisi daha kısa sürede pişirme buharla. Şok. İkincisi o buhar enerjisini hareket enerjisine dönüştürmek. İşte düdük tencereden sonra lokomotif. Ve insan oldu çuf çuf diye başlıyor. Evet, kendi hızını neredeyse 8-10 misline çıkartırıyor. Buhar gücüyle o sonra yolu açıyor. Şimdi de biz onun enerjiye başka türlü çevireceğiz bunun içindekileri yiyerek. İçindeki sebzeleri düşünebiliyor musun? Yani şu gördüğüm patates, kereviz sapı, soğan, sarımsak, dereotu, maydanoz onları tabii koyacağız. Onları birazdan şuna göreceğiz. Bu limon da sıkacağız buna. Yumurta sıkacağız. Ama yumurta kıracağım önce. Sen dereotu normalde sevmeyenlerdensin. Yani mücverdeki kadar seviyorum. Mücverdeki kadar koyuyorum ben de. Şimdi terbiyelendik mi? Şimdi onu iyicene karıştırmaya başla. Karıştırırken de yavaş yavaş sütünü kesilmemesi için çok yavaş ilave edeceğiz. Dökeyim mi süt? Sütü yavaş yavaş dökelim. Bir bardak kadar süt koyacaksın. Yeter. Karıştır, bol bol karıştır. Süt kesilmesin. Can dostlarımızın dikkatini çektik. Güzel bir şeyler var galiba burada. Müthiş bir çorba oldu. Evet galiba fokurdamaya başladı. Servisi hazır. Hadi canım o kadar. Oldu mu yani? Bence de oldu. Şuradan bana bir kaşık ver ben tadına bakayım. Patates, havuç, kereviz üçlemesi yakaladım sana. Onu bana yap ver. Senin sıcaktan yanmayan ağzınla. Olmuş. Tuz az. Muhteşem. Vay arkadaş ya. Gerçekten muhteşem. Vitamin bombası. 2023'ün en acayip yemeğini yaptık. İlk yemek. 2023'ün ilk yemeği düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar yalova termal çorbası. Evet bezelyeyi bulamadık ama onun dışında mantar koyduk. Bezelyeyi remplace etsin Fransızların tabiriyle yerine geçsin diye. Çok güzel bir çorba oldu. İçinde bonfile var. Aklınızda olsun ben biraz uydurmacaya giriyorum ama bonfile alacak paramız yok. Dünyanın parası çünkü. Yani şu kadarcık ete verdiği parayı söylersem verdim bu arada. Et suyu için kullandık ama bunu çok rahat şu anda bollukta bulunan palamutla da yapabilirsiniz. Tavukla da yapabilirsiniz. Hindiyle de yapabilirsiniz. Bulamazsanız mantarla da yapabilirsiniz. Ben hemen servis istiyorum. Vallahi ben istiyorum çünkü senin gibi ekmek derdine düşmedim ben. 6 saatte falan servis yaparsın ancak. Benim yanımda bu kadar koysam onu. Tamam yeter. Gerçekten olağanüstü. Biraz sıcak. Ah soğusun. Acı biberimiz var mı? Var. Ay çok heyecanlı. Karabiberi bol yalnız ha. Hmm. Çok merak ediyorum. Ben de yana yana da olsa bir atacağım ağzım artık. Dayanamayacağım. Bir yemek bu. Çorba değil aslında. Wow. Nefis olmuş. Ama ekmek hala istiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Mantar aslında olması gereken bir şeymiş. Bence de. Uydurucular koyduk ama. Yalanlara söyleyelim. Mantar da koyuyorsunuz buna. Hı hı. Her şeyde tadı geliyor böyle. Çok güzel dengelemişiz ha. Ya çünkü aşırıya kaçmadık farkındaysam. Evet, hepsine yani ayrı kerevizin sapı, dereotu bile bak ben varım diyor ama baskın değil. Evet. Yeni yılın ilk Türkiye'nin pazarları bölümünü de burada artık bitiriyoruz. Biz yemek yiyeceğiz müsaade ederseniz. Çünkü daha bir tencere var. Soyunca bunun da tadı olmaz yani. Vallahi bir sonra nerede buluşacağız bilemiyorum. Yakınlarda da olacak yine. Ama benim gönlüm doğuda, güneydoğuda. Mutlaka ilkbaharda geleceğiz, onu önce söyleyeyim. Türkiye'nin pazarları bizleri bekliyor. Ve sürekli siz de pazara gidin diyoruz. Pazarlarda daha sağlıklı, daha taze, daha ilk elden alma şansınız oluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, bir sürü insana söyleyin, paylaşın, herkes birbirine yollasın. Paylaşmayı unutmayın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Yeni bölümlerimiz geldiğinde haberdar olun. Hoşça kalın, bay bay. Ben yiyorum. Hadi yiyelim abi, devam. Artık görevimiz bitti. Yalnız ekmek olsa şunla var ya.